20. soru, HES kanunu ile ilgili sorulan bir soru. Soruyu çözmeden önce ben size olayları şöyle kısa bir hatırlatayım. Bir tepkime herhangi bir sayıyla çarpılır ya da bölünürse delta H'la aynı sayıyla çarpılır ya da bölünürdü. Bir tepkime ters çevrildiği zaman delta H'ı işaret değiştirirdi. Bu iki tane kural size verildi. Burada tepkime ısılarının toplanabilirliği ile ilgili bir soru sorulmuş. Bakın şu tepkime yukarıdaki tepkimelerin toplamı şeklinde elde edilmesi gerekiyor. Onun için ne tür değişimler yaparım? Ben uzatmak istemiyorum. Sadece şunu yapabilirsiniz. Bize sorulan tepkimede azot gazı girenlerde 2 mol. Yukarıdaki tepkimelerde azot gazını arayıp bulduğunuz zaman birinci tepkimede azot gazı var ama toplandığı zaman girenler tarafına 2 mol gelebilmesi için birinci tepkimeye ters çevirip 2 ile çarpmanız lazım. Ters çevirdiğiniz zaman delta H işaret değiştirdi. Eksi A iken artı A oldu. Bir de 2 ile çarpınca delta H ile 2 ile çarpacaksınız. Neticede 2A'dır diyeceğim. Gene bize sorulan tepkimede N2OH maddesine baktığınız zaman ürünlerde 2 mol. N2OH ikinci tepkimede ürünlerde ama 1 mol. O zaman bu tepkimenin de 2 ile çarpılması lazım. Eksi B oldu. Eksi 2B. Taraf tarafa topladığınız zaman bu tepkimenin delta H'ı topladığınız tepkimelerin delta H'ları toplamına eşittir. Yani 2A eksi 2B'dir. Bunu da veren seçenek B şıkkıdır diyorum.